Merhaba çocuklar, tekrar bir aradayız. Kaldığımız yerden konumuza devam edeceğim. Şimdi biz bugün ön adları işledik. Ön adlarla ilgili alıştırmalarımızı yaptık. Tekrar bir hatırlatma yapalım. Ön ad neydi? Varlıkların rengini, biçimini, durumunu, sayısını, ne kadar ve nasıl olduklarını bildiren sözcüklere biz ön ad diyorduk. Ön adlarda önce ön ad, arkasından bir isim gelmeliydi. Birbirini nitelemeliydi. Biz buna ön ad diyorduk. Şimdiden sonraki okuduğunuz cümlelerde böyle ön adları gördüğünüz zaman "Aa, bu ön ad, bu zamir, bu isim" diyebileceksiniz. Ben buna inanıyorum. Peki, şimdi size şöyle bir benim çok hoşuma gittiği bir aslan ile fare hikayesini okuyacağım. Bununla ilgili aşağıda sorular var. Bu soruları da birlikte cevap vereceğiz. Aslan ile fare. Biliyorsunuz aslan ormanların kralı, fare ise küçücük bir yaşayan, toprak altında birikip yaşayan, zaman zaman kilerlere gidip beslenen hayvanlar. Peki aslan ile farenin bir hikayesini okuyacağım size. Aslanın biri uyuyormuş, bir fare gelip vücudunun üzerinde dolaşmaya başlamış. Aslan uyanmış, fareyi yakalamış ama fare başlamış yalvarmaya. "Bırak beni, gün olur benim de sana bir iyiliğim dokunur" demiş. Aslan gülmüş bu söze. Gene de bırakmış fareyi. Aradan zaman geçmiş, bir gün aslan avcıların kurduğu tuzağa düşmüş. Gelmişler onu bir ağaca sımsıkı bağlamışlar. Fare aslanın inlemelerini duymuş, koşarak gelmiş. İpleri kemirip aslanı kurtarmış. Bunun üzerine de "Vaktiyle sen bana gülmüştün. Benden bir hayır beklemiyordun ama gördün ya, fareler de iyilik bilir. Onların da bir yardımı dokunabilir" demiş. Şimdi böyle metinlerde çocuklar, şurada soru kısmına geçtiğinde aşağıdaki 6 soruyu okuduğunuz parçaya göre cevaplayınız diyor. Bazen bu 4 soru olabilir ama bunun için, yani önce metni çok iyi okuyup anlamamız gerekiyor. Demek ki burada 6 soru bu metinle ilgiliymiş. Aslan fareye niçin kızmış? Sorumuz bu. Yuvasına girdiği için, yiyeceğini çaldığı için, kendisini uyandırdığı için. Tabii burada doğru cevabımız C. Aslan fareyi yakalayınca fare ne yapmış? Kaçıp aslanın elinden kurtulmuş. Bırakması için aslana yalvarmış. Aslana ağır sözler söylemiş. Evet, burada bırakması için aslana yalvarmış. B. Aslan farenin sözüne neden gülmüş? Sözü gülünç bulduğu için. Fare yalan söylediği için. Fareyi küçümsediği için. Neden gülmüş? Fareyi küçümsemiş. Yani koskoca bir hayvan, aslan, küçücük bir fare, "Bu bana nasıl bir iyiliği olabilir?" demiş. Bunun için, küçümsediği için ona gülmüş. Fare aslanı nasıl kurtarmış? Avcıların tuzağını aslana haber vererek, aslanın bağladığı ipleri kemirerek, avcıların kurduğu tuzağı bozarak. Evet, ne yapmış? Avcıların kurduğu tuzağı bozmuş. Parçadaki son konuşmayı kim yapıyor? Şöyle parçaya gelelim.
Bu konuşmayı kim yapmış? Vaktiyle sen bana gülmüştün. Benden bir hayır beklemiyordun. Ama gördün ya, fareler de iyilik bilir. Onların da bir yardımı dokunabilir. Bunu söyleyen kim? Fare, aslan, avcılar. Hangisi söylemiş? Fare söylemiş. Parçadan nasıl bir ders çıkarabiliriz? Bakalım, şıklarımıza bakalım. Fareler iyiliği unutmayan hayvanlardır. Hayır, çocuklar, bütün canlılar kendilerine yapılan iyilikleri unutmazlar. Gün gelir en güçlüler bile güçsüzlere muhtaç olur. Evet, öyle bir zaman gelir ki çok güçlüler bile güçsüzlere muhtaç olabilirler. Burada doğru cevabımız B. Fakat bir de C'ye bakalım. Başkalarını rahatsız etmek doğru değildi. Bu buradan çıkaracağımız bir ders değildir. Aşağıdakilerden hangisi cümledir? Çocuklar, cümle olabilmesi için mutlaka sonunda eylem olması gerekiyordu, değil mi? Biz eylemleri de öğrenmiştik. Eylem neydi çocuklar? İş, oluş, hareket bildiren sözcüklere biz eylem diyorduk ve cümlenin sonunda bulunurdu. Ya genellikle cümlelerin sonunda bulunurdu. Şimdi burada bakıyoruz. Sonda bir eylem olması gerekiyordu cümle olabilmesi için. Terzi elbiseyi. Burada eylem bildiren sözcük var mı? Yok. A değil. Bu gece sinemaya. Evet. Peki bunun sonunda eylem bildiren bir sözcük var mı? Hayır. Bu gece sinemaya gideceğiz. Gittik. Gidemeyeceğiz gibi eylem bildiren bir sözcüğün mutlaka bulunması gerekiyordu. Dedem ağaçları budadı. Evet, burada eylem bildiren sözcük budadı, yani kesmek. Budamak, kesmek anlamındadır. Budayan kişi kim? Dedesi. Peki burada doğru cevabımız C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir diyor. Bakın, sonu çizili olan soruların sonundaki altı çizililere mutlaka dikkat edeceğiz. Bir üstte cümleydi, burada cümle değildir diyor. Feyza otobüs bekliyor. Bu bir cümle, burada eylem bildiren sözcük bekliyor, yani beklemek. Dağın tepesine, burada eylem bildiren bir sözcük yok. Cümle tamamlanmamış, bu cümle değildir. Kümeste horoz besliyoruz, bu da bir cümle. Evet, beslemek. O halde 8. sorunun cevabı hep birlikte B diyoruz, değil mi çocuklar? Hangi cümlenin sonuna soru işareti konmalıdır? Çocuklar, noktalama işaretlerimizden birisi de soru işaretiydi. Cümle, cümlede soru işareti, soru bildiren sözcükle cümlelerin sonuna konur. Bazı cümlelerde soru bildiren sözcük yok gibi görünür ama bir ek vardır. Mi, mu, mü, eki. Kitabını okudun mu? Yazarken o eki ne yapıyoruz? Ayrı yazı sonuna soru işaretini koyuyoruz. Kitabını okudun mu? Böyle yazarsam çocuklar yanlış. Kitabını okudun mu ekini ne yapacağız? Ayrı yazıp sonuna soru işareti koyacağız. Yani soru işareti soru bildiren sözcüklerin sonuna konur. Okuldan kitap aldı.
Burada soru işareti konmaz. Nokta konur. Aldım. Soru bildiren bir şey yok. Okuldan kitap aldın mı? Bakın buradaki mı ekine yapılmış, ayrı yazılmış. Bunun sonuna, yani B şıkkının sonuna soru işaretini koyuyoruz. Okuldan kitap alacağım. Burada ne var? Nokta koyuyoruz. Hangi cümlenin sonuna ünlem işareti konmalıdır? Çocuklar, noktalama işaretlerimizden bir tanesi de ünlem işaretidir. Ünlem işareti korku, öfke, heyecan, sevinç, mutluluk bildiren sözcüklerin sonuna konur. Biz bu işaret neydi çocuklar, ünlem işareti? Evet, şu işaret ünlem işareti idi. Soruya bakıyoruz. Akşam televizyon izledik. Burada korku, öfke, heyecan bildiren hiçbir şey yok. Dayım bana oyuncak aldı. Burada korku, öfke, heyecan, sevinç bildiren hiçbir sözcük yok. Yaşasın Cumhuriyet dediğimiz zaman sonuna ne koyacağız? Ünlem işareti koyacağız. Yaşasın Cumhuriyet. Cumhuriyet bir yönetim şekliydi, biliyorsunuz değil mi? Ülkemiz cumhuriyetle yönetiliyor. Sonuna ünlem işaretini koydum. Burada doğru cevabımız C şıkkı. Alfabemizde kaç tane harf var? Çocuklar, alfabemizdeki harfler kaç taneydi? 29 tane harf vardı alfabemizde. Baştan bir sayacak olursa A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Ben şöyle hatırlamak adına alfabemizdeki harfleri buraya yazıyorum. M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Alfabemizin en son harfi Z harfi. Burada doğru cevabımız, alfabemizde kaç tane harf vardı? 29 harf vardır. Cümle oldu değil mi? Nokta koydum sonuna. Peki. Yani doğru cevabımız A şıkkı. Şimdi sesli, ünlü harfler kaç tanedir? Çocuklar, alfabemizdeki ünlü harflerimiz, yani sesli harflerimiz kaç taneydi? 8 taneydi. A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü. Tekrar edelim. A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü. 8 tanedir. Bunlardan 4 tanesi kalın ünlüler. Dört tanesi de ince ünlüler. Bugün sizlere böyle geriye dönük bir tekrar yapmak istedim. Kalın ünlüler ağzımızdan o ses çıkarken kalın olarak çıkar. Genellikle noktasızlardır.
A, I, O, U. Bunlar kalın ünlüler. İnce ünlüler E, İ, Ö, Ü. Hep birlikte tekrar edelim. Kalın ünlüler A, I, O, U. İnce ünlüler E, İ, Ö, Ü. Devam ediyoruz. Sesli yani ünlü harfler kaç taneydi? 8 taneydi. Doğru cevabımız burada C şıkkı. Bisiklet kelimesinde kaç tane sesli yani ünlü harf? Evet, bakıyoruz. Bisiklet. Kaç tane ünlü harf vardı? İ, İ ve E. İ, İ, E. 3 tane ünlü harf vardır. Doğru cevabımız B şıkkı. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesli harfleri sadece ince seslidir diyor. Evet, ince seslilerimiz hangisiydi? E, İ, Ö, Ü. Bakıyoruz. Vatan. Vatanda A kalın, A kalın. Bunlar kalın. Sevinç. E ince, İ ince. Büşra. Ü ince, A kalın. Doğru cevabımız ne oldu burada? B şıkkı oldu. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde hem kalın hem de ince sesliler vardır? Bakıyoruz. Önce Atatürk'e bakalım. Atatürk. Biraz böyle açık yazacağım size çocuklar. Daha rahat görebilmeniz adına. Evet, bakıyoruz. A kalın. K harfi koydum. A kalın. Ü ince. O halde buradaki doğru cevabımız Atatürk'tür. Fakat diğerlerine de bakalım. O kalın. A kalın. İkisi de kalın. Mine'ye bakalım. İ ince. E ince. Bu arada Mine deyince her zaman gönlümde olan bir şey vardı çocuklar. Aynı kurumda çalıştığım benim bir Mine diye öğrencim var ortaokulda. Türkçe öğretmeni. Onu da gözlerinden öpüyorum. Sevgiyle sağlıkla kalsın diyorum. Mine'yi de buradan bir hatırlamış oldum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konmalıdır diyor. Adam lokantaya girdi. Bakın burada soru işareti koyabilir miyiz? Hayır. Nokta koyuyoruz. Ne kadar para harcadın? Burada bir soru soruyor. Burada soru kelimesi hangisi? Ne kadar? Ne kadar para harcadın? Bunun sonuna ne koyacağız biz? Soru işareti koyacağız. Mustafa birazdan gelir. Burada ne var? Nokta koyuyoruz. Demek ki doğru cevabımız burada B şıkkı. Sakın ha! Yolda top. Evet, cümlesinin sonuna aşağıdaki kelimelerden hangisi gelirse anlamlı olur diye bir sorumuz var. Sakın ha, yolda top, oynama. Gelebilir mi? Evet. Oynadı, gelebilir mi? Hayır. Oynayacak, gelebilir mi? Hayır. Doğru cevabımız A şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem işareti konmalıdır? Tekrarlıyoruz çocuklar, ünlem işareti.
Öfke, öfke, korku, heyecan, sevinç, mutluluk bildiren sözcüklerin, cümlelerin veya sözcüklerin sonuna konurdu. Bakıyoruz, bu 8. sorudan devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem işareti konmalıdır? Soruya bakıyorum. İzmir'de kaç gün kalacaksın? İzmir özel isim, üstünden yanına gelen eki üstten kesme işaretiyle ayrıldı. Bunun sonuna ne koyduk? Soru işareti. Çünkü soru soruyorum, kaç gün kalacaksın diyor. Vah vah, çok yazık olmuş. Evet, buraya ne koyuyoruz? Ünlem işareti koyuyoruz. Çünkü öfke, sevinç, heyecan, mutluluk bildiren sözcüklerin, cümlelerin sonuna ünlem işareti koyuyoruz. Bugün hava soğuktu, üşüdüm dediğimizde sonuna nokta işareti koyuyoruz. Burada B şıkkı doğru bir cevabımızdır. Çocuklar, Dağınık Karga metnini de sizinle okumak istedim. Ama şöyle düşündüm, bunu sizin okumanızı ve sesli olarak ailelerinize okumanızı istiyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Sağlıkla kalın. Gözlerinizden öpüyorum.